Çalışıyorum. Ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Açıkçası e, buraya davet edildiğim zaman e, nasıl bir e, ortam olacağını sormayı unutmuşum. E, o yüzden böyle tek başıma sahnede e, bir konuşma yapacağımı buraya gelince öğrendim. Lakin bu tek başına bir konuşma olmayacak. Ee, daha çok sizin soracağınız sorulara cevap vermek üzerine gelişecek bir diyalog şeklinde olması daha doğrusu. Çünkü bu sonuçta bu kısa film üzerine daha çok e, gelişecek bir e, konuşma. Dolayısıyla kısa filmle alakalı insanların burada olduğunu ve en azından bunun için geldiklerini düşünüyorum. E, ben işe Başladığım yer dayım diye bir kısa film dolayısıyla onla başlayıp on, on oradan başlayarak devam etmek herhalde en doğrusu daha henüz senade filmi göster, gösterilmedi Gör, gören var mı dayımı yok herhalde ee, dayım benim çöl masalları diye bir kitabım var bir roman orada bir figür vardır böyle kendini evine e, kapatmış, kafayı uçmaya ta takmış. Ee, bir dayının da olduğu bir figür var o, o kitabın içerisinde. Hep e, bu, bu figür benim nedense çok kafamın içerisinde hep taşıdığım bir figür olarak e, çocukluktan beri hep bu hikaye kafamın içerisinde dolanıp durdu. Böyle, evet bir dayım vardı benim çok böyle becerikli. Ee, bir fotoğraf makinesi tamircisi. Ee, ve zaten çok çelebi ve çok hoş bir insandı. Biraz ondan etkilenmiş olduğum kesindir. Fakat bu daha uçuk kaçık bir figür. Ee, bu dayım filmini yapma, e, çekme e, isteğim de büyük ölçüde o, o kitaptan geldi. Ee, fakat ben bunu 99 yılındaydı galiba, çektim. O zamanlar senede 2-3-5 film ya çekilir ya çekilmezdi. Çok zor şartlar. Ee, bir yapımcının bana bir sözü vardı. Kadri Yurdatap, çok severdim kendisini Allah rahmet eylesin. O bana 10 kutu film vereceğini söylemişti ve elimde böylece bir 10 kutuluk bir e, filmle işe başladım. 10 kutu şu demek. Yani 3 3 bir kutu film 3 dakika filan. 30 dakikalık bir malzemeniz var. Ve film 15 dakika. Yani dolayısıyla 1'e 2 çekebilirsiniz. Yani 1'i 1 bir, bir çektiniz. Bir şansınız daha var. Yani atacağınız sadece 2 kurşunuz var bir, bir, bir plan için. O, dolayısıyla çok iyi hesap yapmanız lazım. Bunu hep anlatıyorum. Ben sinemayı, yani film yapmayı dayın filmiyle öğrendim. Benim... Ben sinema okumadım. Önce meteoroloji mühendisliği okudum, sonra resim okudum. Ve sinemanın da öğrenilebilecek bir şey... ...fakat öğretilebilecek bir şey olmadığını düşünerek... ...hep böyle baktım. Çünkü sinemayı öğrenilecek yerin bizatihi... ...sinemanın kendisi olduğunu ve büyük ustaları izleyerek... Onlardan onları öğretme olarak görerek e, bir yollanılabileceğine inanan birisi olarak en başından beri bu böyle bir, bir inancım var. Hala da de devam ediyor. Fakat bir de bunun pratiği var. O pratiğin işte büyük ölçüde e, gerçekleştiği bir filmdayım. E, çok az bir param vardı. Sanıyorum o zamanki şartlarda 5-6 bin lira falan. Evet. Fakat sinema sektörün içinde daha önceden e, senarist olarak, e, sanat yönetmeni olarak, e, biraz da yapımcı olarak bulunduğum için bir takım ilişkilerim vardı. Ve bu ilişkilerin doğrultusunda dostlarıma, arkadaşlarıma giderek onlardan yardım istedim. Ve Colin Monnier kamerasıyla geldi. Işıkçı, nezir, yücel arkadaşım da o ışıklarını getirdi. Yani anlatmak istediğim şey... Bugün de aşağı yukarı kısa filmin bu şekilde kod alındığını bildiğim için söylüyorum. Herkesin bir tarafından ucundan tutarak e, gerçekleştirdiği bir film oldu. Biraz kısa film de bu demek bence. E, yani çok iyi hesap yapacaksınız. Bir e, yardım alacağınız arkadaşlarınız olacak. Ve işi çok profesyonelce yapmaya çalışacaksınız. Yani amatör Ruhunuzun kalitesinde bir eksiklik olmayacak ama olabildiğince profesyonel davranacaksınız. Üç günde çektiğimi hatırlıyorum. Ee, mekan için çok uğraştım ve sonuçta bugün hala yerinde duruyor. Arnavutköy'de köyde bir e, böyle bir köşk vardı. Onun sahibine gittim. Bir yaşlı karı koca. Hoş bir hikaye olduğu için anlatmak istiyorum bunu. Anlattım derdim dedim böyle bir film. Fakat param yok. Kadın dedi ki ben oynarsam kabul ederim dedi. Ve o sayede bir senaryoya bir de bir anneanne figürü koydum ve çok da iyi oldu. Yani sinemanın bir kısmının da şans olduğunu her zaman söylüyorum ve sayeden olmasaydı bence eksik olacak bir şeyi kendisi tamamlamış oldu. Ee, dediğim gibi üç gün, üç gün soru çekimler. Sonrası daha zahmetli. Sinemanın esas en sıkıntılı olan kısmı öncesi ve sonrasıdır. Onu her zaman söylüyorum. Öncesindeki para bulmaya çalışmak onun hazırlık kısmı. Ve sonrasındaki işte post prodüksiyon kısmı. Orayı çekmek bence işin en kolay kısmı. E ondan sonrası için de gene aynı ızdırabı çekmek zorunda kaldım. İşte gene bir takım ilişkilerimi eskiden tanıdığım ve bildiğim insanların yardımlarıyla e, Fono filmde yaptım. Fakat onun öncesinde gene komik bir hikaye var. E, filmin montajı için o zaman tabii böyle movialolar var. Şimdiki gibi dijital değil iş. Yani masada yapıyorsunuz. Şimdi herhalde bunu göreniniz var mı emin değilim gerçekten bir e, filmi fiziki olarak kesip kırptınıp yapıştırdığınız bir alet edevat kocaman bir masa. Onu aradım, aradım, aradım. Sonunda e, neredeydi? La, Lale. Şimdi hatırlamıyorum. Neyse. Bir laboratuvar dedi ki bizim bir masa var. Fakat bir inşaatta. O inşaat e, şimdi 4 4 levante bir karkas bir yapı. Her tarafı açık. Saydan yani sadece e, duvarları olmayan 5 katlı bir yeni başlanmış ve durmuş bir inşaat. Onun da 4. katına böyle e, naylonlara sarılmış olarak duruyor şey. Alet. E, orada bir kış e, ayıydı. Ve kurban bayramıydı, kurban bayramı öncesi. Bunu için söylüyorum. Çünkü e, o inşaatın hemen altında da e, kurbanlıkların satı, satıldığı büyük bir pazar vardı. Dolayısıyla tahayyül etmenizi rica ediyorum. Sayeden her tarafı açık bir inşaat, ortasında bir masa. Ben ve e, montajı birlikte yaptığımız bir arkadaşım. Aşağıda hayvanlar... <laughs> onlardan gelen kokular eşliğinde e, bu filmi kestik. O gene üç gün falan sürdü zannediyorum. Ve sonra dediğim gibi fono filmde basıldı. E, ve film bitti. Sonra ilk olarak ne yapacağım bu film? Yeni bir film var. Ve tabii ki bugün sizin de yap, yapacağınız gibi festivallere gönderdim. İlk gönderdim. Venedik Film Festivali'ydi. Ve sahiden bir gün bir telefon geldi Venedik Film Festivali'nden ki film yarışmaya seçilmiş. Ee, ve bu da birçok çok sevindirici bir şey. Yani böyle büyük bir festivalde de başlamak. Ee, fakat o zaman e, <laughs> Venedik'e gitmek için onlar sadece işte birkaç, e, üç günlük falan bir şey karşılıyor oteli. Ve işte böyle bir masraf yapmanız lazım. Tam o sırada... E, e 99 depremi oldu. Ee, ve İngiltere'den gelen bir ekiple ben de bu depremde çalıştım. Ve de tercümanlık yaptım ve bir, 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 para kazandım yani ondan. Ve o parayla da Venedik'e gittim festivale. Ee, ve filmin yolu böylece açıldı. Ve ondan sonra Venedik'te filmi görenler... Ha, bu, öncesinde çok çok daha enteresan bir şey var. Atladım onu. Böyle biraz uzatıyorum ama bu giriş sonra sorularınızı e, alacağım. E, şöyle komik bir şey oldu, komik ve hoş ve sinemanın ne kadar büyülü bir iş olduğunu anlatan bir anekdot. E, filmde bir voice olur, bir bir konuşma sesi var e, ve o sesi bir seslendirme yapmak için stüdyo lazım. O arkadaşım stüdyosunu kullandım o iş için. Ee, ve e, bu seslendirmeyi yapan e, sanatçı bir günde geldi, yaptı ve gitti. Fakat şurası çok önemli. E, bir yakınını kaybettiği ve cenazeye benim e, bu seslendirmeden sonra bu cenazeye e, git, gitmeyi erteleyerek bu filmin geldiği yaptı ve gitti yani sinema hep böyle bir e, insanların sahiden e, büyük e, çabalarıyla gerçekleşiyor en azından bu işin başındaki daha uzun metraj çekerken de görüyorsunuz ama bu kısa filmde de bu işin ruhunun bu kısmı ile alakalı çok şeyler öğreniyorsunuz. O onun için anlatmak istedim. Daha sonra bu film Venedik'te gösterildikten sonra işte başka festivallere davet edildi. Ve Kapalbio'da, İtalya'da o zamanlar çok önemliydi bir festivale davet edildi ve orada e, ödül aldı. Onu da şunun için anlatıyorum. O ödül olduğu kapal birio bir küçük kasaba bir Mussolini zamanında hia edilmiş. Şimdi e, zengin İtalyan komünistlerinin zengin İtalyan komünistleri var. E, orada e, yaptıkları bir festival o o Mussolini kasabasında. E, işte ödül en iyi film ödülü aldı falan. Ben de sahnede bir konuşma yaptım. Ertesi gün Roma'ya Gittim birkaç gün Roma'da e, kaldım ve son döneceğim gündü sokakta yürürken birisi koşarak bana geldi. Komplimenti, komplimenti diye. Anlamadım de, ne, ne, nedir bu diye. Meğer beni e, Roma'ya bir saat uzakta falan bir yer. O gece orada olan e, yani o ödül töreninde beni görmüş ve filmi seyretmiş ve sevmiş olan bir... Sıradan bir İtalyan vatandaşı sokakta giderken beni görünce beni tebrik etmek için benim yanıma geldi ve ellerime sarılarak beni tebrik etti. İşte şunu için anlatıyorum. Bu hayatımda aldığım en büyük ödül bu. Ee, yani filminizin takdir görmesi ve yarattığınız bir işin sokakta giderken birden birisi tarafından e, fark edilerek e, sizi tebrik edilmesi bu yaptığınız işten dolayı. Bunun hiçbir bunun benzer bir karşılığı yok. Yani biraz sinemayı takdir edilmek için yapmıyorum. Lakin bu takdiri görmek de insana haz veriyor. ve ondan sonra bu film başka festivallere de gitti, dolaştı falan ve benim ilk uzun metrajı yapmamı sağlayacak bir kapıyı açtı bunu. bunu söylemem gerekir. Fakat şunu da altını çizerek söylüyorum kısa film uzun metraj yapmak için yapılması bir şey değil bir yani bir basamak evet oradan yani bir uzun metraj yapmak istiyorsanız muhakkak bir kısa film çekmeniz lazım oradan geçmeniz lazım fakat illa uzun metraj yapacağım diyerek tek motivasyonunuzun da boğulmaması gerekiyor yani kısa film bence e, ifadenin yani sinemadaki ifade biçiminin en vurucu ve en zeki şekilde yapıldığı bir alan. Bu yüzden çok özel bir e, çabayı gerektiriyor. Buradan çok şey öğreniyorsunuz. Demin size itiraf ettiğim gibi sinema hakkında öğrendiğim her şeyi, hemen hemen her şeyi bu kısa filmden öğrendim ben. Hesap etmeyi. Yani ben o film sayesinde e, ön hazırlığın nasıl yapılacağını, elimdeki malzemenin e, çok kısıtlı olmasından dolayı e, adımlarımı nasıl atacağımı, storyboard yapmanın ne kadar önemli olduğunu. Yani işin matematiğini, çöz, daha önceden film filmden önce çöz, çözmenin ne kadar değerli ve kıymetli bir şey olduğunu bu film sayesinde öğrendim. Ve ondan sonra bir kısa, bir kısa film daha yaptım ama bugün de olsa, bir yani imkanım olsa yine kısa film yapmak isterim. E, fakat onu tekrar ediyorum. Bu kısa film yapmamın nedeni ya da yapacaklar için söylüyorum. Buradan atlayıp uzun metraj yaparım. Bu da benim için bir referans olur. Tek motivasyonlu olmaması gerekir. Bir şey anlatmak istiyorsunuz ve onu iyi anlatmanız lazım ve e, çok zeki olmanız lazım e, ve buradan bir yola girme. yani ilk ilk yola girdiğiniz yola koyulduğunuz bir nokta olarak bak bakıyorum ben kısa filmi. E, sonrasında e, Hiçbir yerde diye bir uzun metraj film çektim. O da 2002'ydi galiba. Ee, bu elimde böyle bir e, film olmasının, yani dayımı çekmiş olmamın tabii ki benim için e, bir referans oldu aşikar. E, o bir, işe çok büyük başladım ben açıkçası. E, bir ilk film olarak bir ölüm ağaç projesiydi. Yani Alman-Türk ortaklığıydı ki uzun yıllardan beri yapılmıyordu. İlk defa Örümç ilk filmi yapan birine bu filmle e, kredi verdi. Şimdi artık alınabiliyor fakat o zaman on, ondan önce e, ilk filmi çekenlere Örümç para vermiyordu. E, bir şey hikayesi, o da kayıplar üzerine bir hikayedir. E, oğlunun kaybolmuş olan oğlunun peşine düşen bir hikayesi. Ee, onda tuhaf bir kaderi oldu o filmin. Suhal Olcay oynadı. Gene Kolen de çektim. 2000'in büyük bir kısmı aynıydı. Bugün hala o 2000'in bir kısmının olan arkadaşlarımla devam ediyorum zaten. O film e, bir, bir yasaklandı. Yani saklanır gibi oldu daha doğrusu. E, İstanbul Film Festivali'nde gösterileceği seneydi. Ee, filme eser işletme belgesi verilmedi. Bir sürü hikayesi var arkasında. Sonunda işte büyük çabalar sonucu e, gösterime girdi. O da çok dolandı ve benim en çok seyirci toplayan filmim oldu. Şundan büyük başladım diyorum. Saydan büyük bir prodüksiyonda Daha sonra e, bu kadar büyük prodüksiyonla başlamış... Bir yönetme olarak daha sonra daha böyle kendimin de yapımcılığını yaptığım filmleri çektim. Belki görmüşsünüzdür bir kısmını. Hala da devam ediyor. En son e, Yol Kenarı diye bir film çektim. Daha yeni bitti. Fakat her şeyin başladığı yer dediğim gibi o benim romanındaki dayı figüründen yola çıkarak yazdığım senaryonun sonucunda çektiğim dayım diye bir filmdir. Ee, kısaca böyle bir girizgâhtan sonra sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa cevaplamayı çok isterim. Başlangıçta ilk, ilk soruyu sormak zor biliyorum. Ama başlayınca arkası geliyor. Buyurun. Ben bir kısa film çekmeyi düşünüyorum. Acaba, aa, ee, bir film çekmeyi düşünüyorum. Ee, bütçe kısıtlı yalnız. Yani bir kamera olarak ne önerirsiniz? Kamera olarak ne öneririm? Evet. Bakın kameranın hiçbir önemi yok. O yüzden e, şu kamera, bu kamera, bunun bunun hiç gerçekten hiç önemi yok. Bir de artık bugün günümüzde bu kameralar dijitalize olduktan sonra e, yani kamera bulmanın da çok büyük güçlük olduğunu zannetmiyorum. Yani benim size sözünü ettiğim 99'daki bu bu film işte 35 çekilmiş bir film. Daha sonra şeyi de 35 çektim hiçbir yerde iyi. Bugün kaçınılmaz olarak tabii teknolojinin gelişmesi sonucunda dijital kameralar var. O kamera bu kamera. Hiç hiç hiçbir önemi yok. Önemli olan ne, neyi nasıl çekeceğinizin. Yani hangi kamerayı kullanacağımın üzerine kafa yormaktan ziyade o kamerayla neyi nasıl çekeceğimin hesabının üzerine kafa yormanızı öneriyorum. Diyeceğim budur. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, sinemada ışık Sizce neyi ifade ediyor? Kullanılmalı mı? Bu da e, Sizin yani Teknik açıdan değil Anladım ben, ben de teknik açıdan cevap vermeyeceğim size Bu sizin Anlatmak istediğiniz hikayeyi Nasıl anlatacağınızla alakalı bir şey yani bu bir tercih. Yani teknik şeyini bir tarafa ayırarak söylüyorum. Gene fakat bu böyle bir tercih hakkınızın olması nedeni artık teknolojinin de çok ilerlemiş olmasıyla alakalı. Sahiden hiç ışık olmadan da film çekmek artık yani enteriyorda içeride de mümkün. Dolayısıyla bu hikayenizin ruhu neyi gerektiriyor, neyi talep ediyor onunla ilgili bir şey. Yani bizatihi sizin kurduğunuz dünyanın o atmosferin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir şey, bir karar. Merhaba. Merhaba. Herhalde 5-6 yıl önce XP kanalda bir röportajınıza rastlamıştım. Orada bir sözünüz çok etkilemişti beni. Demiştiniz ki ben Seyirci, seyirci istemiyorum aslında böyle çok izlenen bir yönetmen olmak istemiyorum. O lafı hatırlıyorum evet. Hatta e, arkadaşımla laflıyorduk ben Rıza'dan bahsettim uzun uzun ona. dedi ki adamın umurunda değil senin umurunda dedi bak bana anlatıyorsun dedi Rıza'yı. E, gelirken de enteresan bir olay oldu arkadaşım beni metrobüse bıraktı. Nereye gidiyorsun gidip uyusana dedi. Dedim yok <laughs> ben Tayfun Pirsi'nin onu dedim izleyeceğim. Dedi ki o kim? Dedim hemşerimiz dedim işte. Tanıyor mu dedim. Şimdi kızacan ama tanımıyorum dedi. İyi dedim. O da bunu çok önemsiyor. <laughs> Şimdi şeye bağlayacağım. Ee, ötekileri çekiyorsunuz yani aslında e, Rıza'daki karakterden başlamak istiyorum. Yani onunla ilgili bir soru soracağım Hı -hı. için. Rıza'yı ben çok komik bir şekilde keşfettim. Hani seyirci bulamayan filmler ya hani Hı -hı. çok yerde göremiyorsun. Rıza'yı bir korsan CD'ci de buldum Urfa'da. Aa, korsanı var Urfa'da. Evet var. Urfa'da. Hatta şey ilginç yani Oliver Twist Polanski'nin çektiği daha montajı bitmiş Urfa'da bulmuştum onu. Aa. Arkadaşım da demişti ki peygamberler şeyi önce premieri e oynuyorlar ondan sonra şey oluyor. <laughs> Şimdi Rıza'yı buldum. Yönetmen okumuyor tabii böyle ama bir yerden alındı belli. Yani hani bir CD'si çıkmış onun bir CD'si çıkmış. Hmm. 2003'lerden bahsediyorum. Oraya gidince film izledikten sonra hani neyi bekliyorsun Rıza? Hiçbir şey rapinden sonra ben dedim ki evet Beckett var karşımızda. <laughs> bir sürü şey var o kamyoncu hikayesi falan. Niye o ötekiler? Hani bir sürü kişi, bir sürü Türk yönetmenliğim daha doğrusu. Birçok yer oynarken niye o alttakiler? Onu merak ediyorum. Saçta da aynı. Birçoğunun aynı var. Aynı hikaye var. O buna cevap vermeden önce ben de bir korsan hikayem var. Onu anlatayım. genel Rıza ile alakalı. Ee, yıllar önce şeyde Fas'ta bir festivale e, gittim. E, Tetuan. Ee, işte film yarışmada fakat e, tabi dediğim gibi ot, otuz o, şey e, yani otuz beş e, reallarda film ee, işte ben önceden gittim ama film gönderildi işte e, festival birisi bana dedi ki daha film gelmedi i̇şte, henüz günlükte gelmedi işte ertesi gün ...sordum dediler ki... şey e, ...gümrükte ama... ...bugün çekeceğiz gümrükten... E, ...işte artık şey yaklaşıyor... ...filmin screen gösterilecek... ...üçüncü gün... ...gene çekilemedi film... ...dördüncü gün dediler ki... ...çekemiyoruz bu filmi... ...şimdi ne oldu... ...işte kayboldu film... ...ya nasıl olur... ...kaybolur işte falan... ...sonra oradan bir... E, ...gazeteci dedi ki... ...ben filminizi gördüm dedi... Fasta, nerede gördünüz filmi? Dedi ki ben onu şey de dedi dedi Fasta sayeden görmüş filmi çünkü <laughs> film aslında e, <laughs> olmuş ve bu arada nasıl olmuşsa bunun e, korsanı çıkmış ve Fasta dolanıyor filmi yani. <laughs> Fakat festival filmi bulamadı ve gösteremedi. <laughs> o yüzden böyle, işte demek ki Rıza'nın böyle bir kaderi var. Evet. Ee, sorunuza gelince ee... sorum aslında şu kimse bilmiyor. Taif Pristeymo belki bir hani bir semantik yaratıyor kulaklarını hani bilinen bir isim. Ama, ama bir... ne iş yapar ki ne, ne iş bir... yapar ki bize bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tanıyor musun demedim dedi ki kızıcan ama tanımıyorum dedi. Ee... Ben dedim ki o da bundan mutlu olur ama yani özel bir mutluluk duymam. Duyduğumu söyleyemem. Yani tanınmak evet derdim değil. Ee, yani belki bu kadar arogan bir şekilde söylememişimdir. Yani seyreden seyreder seyretmeyen seyretmez şeklinde ifade ettiğim bir şey değil bu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir e, bir filmin birincisi iyi olmasının e, seyirciyle hiçbir alakası yok. Yani seyirci sayısının kurulacak bir ilişki değil bu. Bir filmin iyi ya da kötü olmasının bir, bir, bir sürü kriteri var ama bunların arasında hiçbiri seyircinin onu çok sevmiş olması ya da nefret etmiş olmasıyla alakalı değil. Dolayısıyla evet benim yaptığım filmler e, hele bugünümüzde, e, e, bu günümüzde bu konvansiyonel sinemanın çok ezici bir şekilde e, mainstream e, sinemanın çok e, icbar edici bir şekilde insanların üzerine yüklendiği bir zamanda işte biraz sıkıcı geliyor fakat bu ben hikayeyi böyle anlatıyorum ve böyle anlatmanın doğru olduğunu düşünüyorum dolayısıyla bu hikaye anlatma biçimimin e, seyircinin e, mutlu etmek için yapmıyorum kendimi mutlu etmek için yapıyorum burada bir bir kibir görüyorsanız özür dilerim ama ben kendi anlatmak istediğim hikayenin bu şekilde en iyi şekilde ifade edeceğimi düşündüğüm için böyle anlatıyorum. Dolayısıyla bunun seyircide bir karşılığının olmasını isterim. Niye istemeyeyim? Fakat sırf seyirci mutlu olacak diye de bunu öyle değil de böyle yapayım diye bir derdim yok. Ee, o yüzden arkadaşınız <laughs> kendi açısından haklı olabilir ama siz de buraya gelmişsiniz ve bu soruyu soruyorsunuz. Benim için daha kıymetli olan sizin orada e, oturuyor olmanız. Ve arkadaşınız size şey de diyebilirdi Gid, gidip orada da uyuyabilirsin diye. Fakat <laughs> Ee, uyumayacağınızı biliyorum ee, ve bu benim anlattığım insanların hikayeleri belki sıkıcı geliyor çünkü onlar sıradan insanlar ee, ve bu sıradan insanların sıra dışı hikayelerini anlat, anlatmayı seviyorum dolayısıyla e, bunu da gene çok söyledim ama böyle her çıktığımda da bir, bir, daha önce duymuş olan varsa e, beni affetsin bu Dostoyevski'ye atfedilen bir şey bir mektubunda geçiyor. En korkunç olanlar en sıradan insanlardır diyor. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu sıradanlık ve sokakta yanınızdan geçen adamın ya da kadının yani farkına bile varmadığınız o, o insanın hikayesini çok korkunç olduğunu ve bunun anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Anlatırken de biraz sıkıcı anlatıyorum herhalde. Öyle oluyor. Merhabalar. Merhaba. Tam da ben bu noktada karakterlerle ve senaryo, öyküyle alakalı bir soru sormak istiyordum. Karakterlerde ve öykülerde daha çok nelerden besleniyorsunuz ya da bir iyi bir öykü anlatmak için ne gibi şeylere ihtiyacımız var? Bu gözlem midir? Kurgu gücü müdür? Yoksa salt okumaya mı dayalıdır? Bunu merak ediyorum. Bir de e, sinemada arketipler kullanılıyor. Türkiye'de de kullanan yönetmenler var. Arketiplere nasıl bakıyorsunuz? Ben de güzel sanatlar mezunuyum. Hı -hı. Bu sebepten dolayı merak ettim. Bir ressamın bir sahnesinin e, sinemaya dönüşmesine e, nasıl bakıyorsunuz? Bunu merak ettim. Ee, öncelikle e, bir karakteri oluşturmak için bir e, günlük hayatınızın içerisinde e, bu mesleki bir deformasyon olarak bende var. Günlük hayatımın içerisinde sokakta dolaşırken gözümün baktığı yer yanımdan geçen e, insan otobüste e, yanımda oturan kadın e, bunların ufacık ufacık mimikleri kafasını şöyle diye de böyle çevirmiş olması ee, sokakta giderken birden ikinci kattaki bir e, perukçu dükkanı ee, cinsel o e, şeyler satan e, objeler satan e, dükkanlar hayat böyle tuhaflıklarla dolu oteller sefil oteller o sefil otellerin yani ben daha çok böyle şehrin periferisindeki hayatlardan ve insanlardan bahsediyorum ve e, dolayısıyla bunları bir şekilde e, çok bilinçli de olmadan topladığımı düşünüyorum. Yani e, ve birdenbire bir, bir hikayenin doğmasını yol açacak olan bir şeye denk geliyorum. Ve biraz bunda e, çok dolaşıyor olmamla da yani dolaşırken de bir, bir şey bulayım da yakalayayım diye değil. Ama kendiliğinden dolaşırken o bir gördüğün bir mekan bir hikaye yaratmama yardımcı oluyor. Ve sonra onun içini doldurmak için bir özel bir çabam gerekmiyor. Çünkü işte demin anlatmaya çalıştığım gibi onlarla birlikte ee, kafam içerisinde dolanıp duran bir sürü figürle birlikte yaşıyorum. Hatta öyle rüyalar görüyorum. Şunu itiraf edeyim. Bazen rüyamda gördüğüm hikayeler oluyor ve onları sonra oturup yazıyorum. Halbuki ben rüyalarımı çok hatırlayamıyorum ama hatırladıklarım içerisinde yakaladıklarımı bir tarafa koyuyorum. Dolayısıyla bu, bunun bir şey yöntemi de yok. Herkes başka türlü yiyor bu yoğurdu. Benim kendi tecrübem bu günlük hayatın sıradanlığı içerisinde de bir anomali yakalamak. Burada bir tuhaflık var. Yani Türkiye'de bu tuhaflıkları mevzul bir şekilde etrafımızda dönüp durduğu bir zaman ve mekan içerisindeyiz. Dolayısıyla çok sıkıntı çektiğimi düşünemem. Yani şu anda saydan bir taraflara not aldığım ve otursam böyle 10 tane senaryoluk hikayem çıkartabilirim. Ve bu buradaki önemli olan sizin zannediyorum sormak istediğiniz Esas bu bu karakterlerin e, hakikatle olan ilişkisi. Ben o hakikati o kendi kurduğum hikayenin içerisinde yaratmak istiyorum. Doğrusu, doğrusu da budur zaten. Yani e, e, bu sokakta gördüğünüz bir figürden yakaladığınız bir e, bir insanı kendi yarattığımız dünyanın içinde yeniden şekillenir. O, o plastik bir e, yapı ve onu kendi e, kendi usulünüzce onu bir karakter haline dönüştürmek. E, bu bu biraz edebiyatla da alakalı bir şey ve belki benim edebiyatçı tarafım da bunu da yardımcı oluyor bana. Çünkü bir sahneyi yazarken e, biraz İşin, o çerçevenin içerisindeki o, o atmosferi, o dünyayı tahayyül etmek için biraz e, edebiyatçılık yeteneğine ihtiyaç var. Ama onu sonra nasıl kotaracağınıza dair de sinemacı olarak o, onun matematiğini kurmanız gerekiyor. Belki bu ikisini bir araya getirmenin şeyi var bende. Şans, şansı var ve bunu daha kolay yapıyorum. Merhaba. Buradayım. <laughs> Bak gördüm. Um, Dostoyevski'ye referans vererek söylediğiniz o sıradan insanın korkunçluğu, korkunç derken neyi kastediyorsunuz? Korkunç şu, bizim e, günlük hayatımızın içerisinde e, artık bugün bugünün <laughs> Bugün yaşadıklarımızla karşılaştırınca belki Dostoyevski de başka türlü ifade edebilirdi bunu ama ee, muhtemelen söylemek istediği ya da benim algıladığım, anladığım şey şu. Ee, yanınızdan geçip giden bir kadın evine gidiyor, kocasına yemek yapıyor ve kocası yemek yerken zehirlenip ölüyor ve sonra anlıyoruz ki kadın kocasını zehirlemiş. Fakat bizim onun bunu yapacağına dair hiçbir e, tasavvurumuz yok. Çünkü son derece sıra, sıradanlıktan kastım herkes gibi birisi. İşte bu büyük yani bir cinayeti işlemek için e, e, bizim kafamızdaki klişelerin bütün klişelerin dışında sıradanlığın da böyle bir e, cürmü sakladığını... Ve sadece dosya eski özellikle yaptığı şey onun üzerindeki bu kabukları sıyırarak onu ortaya çıkartma hali. Yani evet dışarıdan baktığınızda e, kolaylıkla e, kötü diyebileceğiniz belki kimse yok ama ona dair bu kötülüğe dair bir fiziki bir vizyel olarak kafanızın içerisinde bir e, şey var bir resim var. O resmin işte çok sıradan ve herkes için geçerli olabileceğini ifade etmek istiyorum. Der, derdim o. Yani mesela Rıza, e, evet bayağı Dostoyevski'yen bir filmdir. Rıza sıradan bir e, şoförken işte bir cinayete ve sonra vicdani bir e, hesaplaşmaya girmek zorunda kalan son derece sıradan bir şoför. Onun bu hikayesi beni cezbediyor. Yani birini öldürmek. Birini öldürmek kolay bir şey değil ama o onu yapıyor. Ve bu, bu cinayetin bir ona bir katil diyemiyoruz biz. Bizim kafamızdaki katilin karşılığı değil çünkü. O rıza. Ve o o yüzden onun hikayesi benim için kıymetli. Tayfun Bey. Ben sizi görüyorum. Tayfun Bey buradayım. Ha, pardon. Arkada da birisi el kaldırıyordu. Tamam. Merhabalar. Şimdi fikrimiz var. E, kamera da var. Her şey var. Yalnız oyuncu yok. Oyuncuyu nasıl ayarlayabiliriz? Çünkü herkese oynatmak mümkün değil. Herkes oynatmak mümkün. İyi oyun. Yani benim tecrübem yok ama merakım var. Filmleri izliyorum. O konuda kafamda yani şüphe var. Yani nasıl? İki, iki yolu var bunun. Oyuncu bulabilirim diye. İki yolu var bir profesyonel oyuncularla çalışmak istiyorsun. birincisi anlatmak istediğiniz hikayenin içerisindeki o e, kim, kimliğin tam karşılığına denk düşen bir şey var mı kafanızda bu? Bunu, bunu çözeceksiniz. İkincisi buna uygun oyuncu ile alakalı iki alternatif. Ya profesyonel oyuncuyla çalışacaksınız. Bunun için gideceksiniz. Profesyonel oyuncularla derdinizi anlatacaksınız. Benim projem bu. Param yok. Oynar mısın? Bu kadar basit. Oynarım, oynamam. Yani bu artık onu nasıl ikna edeceğiniz ve projenizin gerçekten ne kadar inandırıcı olmasıyla alakalı bir şey. İkinci yol e, profesyonel olmayan oyuncularla çalışacaksınız. Ama bu zor bir iş. Birincisi de zor aslında. <laughs> <laughs> belki daha zor ee, profesyonel olmayan oyuncular bulacaksınız ee, ve gene onlara da aynı şey söyleyeceksin onların parayla olan ilişkileri daha az olduğunu düşündüğüm için bu bunun parasal karşılığı daha kolay çözülebilecek bir şey fakat şunu söylüyorum demin, demin onu anlatmaya çalıştım yani bu kısa film zaten insanların bence bir şekilde bunu bunun içerisinde ...yer almak zorunda oldukları... ...bir bir alan. Yani profesyonel sinema oyuncuları... ...ve tiyatrocular... ...benim de bildiğim ve şahit olduğum... ...çok olay var. Seve seve oynuyorlar ve... Bir, ...bir para da istemiyorlar. Yani çünkü şöyle bir şey... ...siz bundan bir para kazanmıyorsunuz ki... ...karşılığında da bir şey ödemek zorunda... ...hissedesiniz. Yani... ...ee... Bu, bu bir oyuncunun da, oyunculuğun ruhuna hizmet etmek adına bunu normal karşılayacağını düşünüyorum ki çok var. Ama projenizin inandırıcı ve iyi olmasıyla da alakalı. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Ee... Evet. E, hocam ben bu e, sıradan e, kelimesine çok takıldım. E, bunu da şöyle açıklayabilirim. Ya e, elbette bu sizin bir e, çalışma hayatınızda önemli bir yeri var ama e, insan olarak e, sıradan olmanın çok bir özellik taşımadığını düşünüyorum. E, aslında e, aykırı olmak bazen e, çok işe yarayabiliyor. E, düşünce tarihine baktığımız zaman e, ta, tarihin derinliklerinde ve daha sonra e, iz bırakan insanların daha çok aykırı e, düşüncelerden ileri geldiği görülüyor. E, buna ne diyorsunuz? Buna, hem, e, elbette hem, ki film konusu da e, böyle bir çerçevede değerlendirilebilir mi? Teşekkür ederim. E, hem fikrim ben e, aykırılıklar olmasın anlamında söylemiyorum. Ben sadece e, sıradan yerine başka bir sıfat mı bulmalıyım bilemiyorum ama ee, sizin anlattığınız bir şekilde bir aykırılık taşımayan fakat bu aykırılık taşımamasına rağmen de bir hikaye bir hikayeyi sakladığını düşündüğüm yani bu sıradanlığının arkasında çok büyük dramatik büyük bir trajedi büyük bir acı büyük bir sıkıntı olduğunu ve bu 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 sıradanlığı anlatarak aslında bu büyük trajediyi ya da bu drama ortaya çıkartmaktan söz ediyorum. Yoksa bu aykırı olunmasının olunmasın anlamında bir şey değil. Yani bu yani sinemadaki benim anlattığım insanların hikayelerinin e, de tercih ettiğim karakterlerin bir olması üzerine. Yani e, şu şun belki şu, yani bir, bir filozofun hayatını Anlatmak yerine e, sıradan bir insanın o filozofun kurduğu dünyaya ya ait e, eklemlendiği bir e, hikayeyi anlatmak bana daha cazip geliyor. Onu anlatmak istiyorum. Hocam e, öncelikle anlattığınız hikayelerden yola çıkarak filmlerinizin korsana düşmesi veya internete düşmesi hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum aslında. Vallahi hiç onda dert ettiğimi söyleyemem. Ee, yani şöyle e bu kelimeleri dikkatli seçmem lazım. Yani şu, 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 şu şeyden bakılacak olursa bu şu zaviyeden işte bir emek var. Bu emeğin karşılığında e bu insanların emeklerinin karşılığını bir şekilde parası olarak görmeleri gerekiyor. Fakat bir başka yoldan bu çok daha kolay bir yoldan bu emekler bu emeğin karşılığını başkaları alıyor. Bu doğru bir denklem. Yani ahlaki olarak e, buna karşı çıkmak mümkün değil. Lakin e, diğer taraftan sanki her şeyimiz bu Ahlaki normların bütün standartları üzerinde hiçbir problemimiz yok da e, buradaki e, sizin yaptığınız bir işin bir başka bir öğrenci tarafından görülmesinin daha kolaylaştırıcı yolları varken bu tercih ediliyormuş ve bundan dolayı da e, bunu engel oluyormuş diye bir şey varsa yani kastım şu. E, bir öğrencinin bir 20 liraya bir DVD almasını beklemek pek inandırıcı gelmiyor bana. E diğer taraftan da ben bir öğrenci olsam ve bir filmi görmek istesem ve cebimde 20 lira yoksa onun iki buçuk liralık karşılığı varsa bunu alırım. Esas hikaye, esas yapılması gereken şey bu insanın cebinde niye onu alacak parasının olmadığını sorgulamak. Yani o herkesin e, bu ahlaki standardı oluşturacak bir e, varlık sahibi olma e, seviyesini toplum gelmişse artık bundan sonra bunu tartışabiliriz. Ama şu şu zeminde bizim tartışma bu korsan da şuydu buydu bu bu, bu 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 ortamda konuşmak bana tuhaf geliyor. Gene baştaki söylediğim rezervimi tutuyorum. Yani Evet, emeğin insanların emeğinin başkaları tarafından gasp edilmemesi lazım. Bu tamam. Ama bunun içinde bu ahlaki ve bu ahlaki standartların sahiden yerli yerinde olması lazım. Artı bu insanların da bu DVD'yi bu filmi seyretmek için ceplerindeki o paranın da ceplerinde olması lazım. Peki bir soru daha sormak istiyorum. Ee, söyleşinin ismiyle paralel olarak yani kısa film, uzun filme, uzun metraja geçişte bir basamak olmamalı. Ben öyle görmüyorum demiştiniz. Peki e, kısa film neden yetmedi de uzuna geçiş yaptınız? Şunu demek istedim. Eğer bir sinemacı olmak için sinemacı çok özellikle sinemacı e, ifadesini kullanayım çünkü çok geniş bir ifade. Yani yönetmenlik Ile başlayıp biten bir şey değil. İçinde daha büyük bir hikaye barındırdığı için sinemacı diyorum. Ee, bir film yapmak istiyorsanız uzun metraj muhakkak kısa film yapmanız gerekiyor. Bu must. Bunu yapacaksınız. Yani bence bu işin e, e, olması gereken tarafı. Fakat e, ben bu filmi yapayım ve bu film de bana e, şu uzun metrajın kapılarını açsın motivasyonu bir kısa film yapmak için çok ahlaki gelmiyor bana. Kısa metraj e, demin de onu söyledim. Bugün de yaparım. Yani imkanı olsa yaparım ve aklımda bazı hikayeler de var. Yapan yönetmenler de var. Bu arada. Yani uzun metraj çekerken kısa filmler de yapar. E, bana yetmediği anlamında kullanmıyorum. Bu e, uzun metraja geçtikten sonra eee anlatacağınız hikayelerde dolayısıyla daha büyük hikayeler oluyor. Ve bu bu hikayeleri de ifade ettiğiniz, anlatmaya çalıştığınız zemin uzun metraj filmler halinde yani önünüzde artık gideceğiniz yol öyle açılmış bir yoldan devam ediyorsunuz. Kısa filmi yet, yetmedi de uzuna geçtim artık uzundan gidiyorum anlamında değil. Yani burada çok hassas olan şey kısa filmin e, bir basamak olduğunu söyledim ama bu bu basama bu basamak sadece ve sadece uzun metraja zıplamak için kullanılmaması lazım. Bir hikayeyi anlatıyorum ve bu kısa film olarak anlatılabilir ve bu kısa filmi de böyle anlatılır ve burada da yeteneğimi ve bir şey anlatmak istediğim hikayeyi bu şekilde ifade edebilirim diye bakarak yapmanız lazım. Aksi takdirde kısa film bir sketch gibi bir şey algılanıyor. Yani bu bunu iyi bir e, resim çizerek e, daha iyi resim çizeceğinizi ifade edebilirsiniz. Fakat bunu sadece e, bu işe zıplamak için yap, yapıyor olmanız doğru değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Ben sizin sizinle Bursa'da tanıştım. Şey, Bursa film Festivali'ne gelmiştiniz. Denizbank olması lazım. Orada saç filmini izlemiştim. Hmm. Ee, saç filminden sonraki söyleşinizde şöyle bir şey söylemiştiniz, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, film içinde müzik olmayabilir ve müzik gereksiz gibi hmm. bir, bir şey söylemiştiniz. Şöyle söyledim. O devam ediyor musunuz? Edeceğim ona göre. Siz hmm. söyleyin istiyorsanız. Evet, yanlış söylediyse. Ya doğru söylediniz ee, ben oradan çıktıktan sonra orada bir kısa film çekmeyi düşünüyordum. Tuvalete giriyorum diyorum ki Allah Allah adam niye böyle dedi falan. Yani müzik de sonuçta ışık gibi bir şey. Yani kullanılması gereken sinemayı duygumuzu desteklememiz için kullanılan bir şey. Sonra işin komiği bir süre sonra işte Ben O Değilim filmi çekmiştiniz. Galiba Altın Portakal'da veya Koza'da en iyi film müzik ödülü almıştınız. Ben ki Allah Allah <laughs> yani Yok. ben o ara yanlış mı hatırladım yoksa e, siz fikriniz mi değişti veya Yok, o de hikayenin şey devamlılığı mı o? Hani hikayenizin getirdiği şey müzik mi kullandırmak isteğiydi? E, yani sonuçta bir oyuncu da vardır, ışık da vardır, ses de vardır. E, hikayemizi anlatabilmek için hepsi e, değerlidir ve kullanılması gerekiyorsa kullanılmalıdır, gereksizdir. Aynen şeyini ben, benim kafama bayağı takmıştım. Ben gereksiz demedim. Şunu şunu dedim çünkü çok tekrarladığım için orada da aynı şeyi söylediğimi düşünüyorum. Bu şey en iyi film müziğini İstanbul Film Festivali'nde mi aldı? Tam emin değilim. E, şunu demeye çalışıyorum. Sinema e, seyircisiyle kurduğu ilişki içerisinde e, çok e, Tehlikeli bir silah. Yani seyirciyi vurmak istiyorsanız, sizin derdiniz seyirciyi yakalayıp onu kafasından vurmaksa... ...bunun e, son derece kolay yapılabilecek aletleri var filmin içerisinde. Bu, bu, bu söylediğim şey tabii e, ana akım sinema için. Daha çok ifade etmeye çalıştım da onun üzerinden. Ee, sinemada müziğin kullanımı, seyirciye şu anda şu, bak ne yapıyorsun, ne yapacaksın biliyor musun? Şu anda korkacaksın, şu anda sevineceksin, şu anda mutlu olacaksın ve şu anda şunu yapacaksın diye işaretler göndererek kullanılmasına karşıyım. Ve bunu son derece ahlaksızca yapıyor, şey e, özellikle televizyon dizileri Kesinlikle. ve e, ana akım sinema. Bu ben seyirciyle olan ilişkimi açıkçası e, filmin en başında elimi açarak elimde bu var diye göstererek başlamayı tercih ediyorum. Yani bu ahlaki bir problem olarak görüyorum bunu. Yani seyirciyi manipüle etmenin bir aracı olarak kullanılıyorsa müzik buna külliyen karşıyım. Müzik ancak filmin içerisindeki ses tasarımının içerisinde e, bir e, ağırlığı varsa bir işe yarıyorsa o şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani seyirciyi kulağından çekip sağa sola getirmek için değil. Dolayısıyla bir film tamamen müziksiz de olabilir, müzik de olabilir fakat müziğin bu şekilde kullanılması beni çok rahatsız ediyor. Onu demiştim, şimdi aynı şeyi söylüyorum. Bir de şey daha demin söylediğin şey üzerinden. Aynı zamanda ben oyuncuyum. Hı -hı. E, oyunculuk e, dediğim şey yani kamera kadar bir değeri olması gereken bir şey değil mi sonuçta? Hani bir kısa film çekilirken bile e, kameraman'a para veriliyor, prodüksiyona para veriliyor ve oyuncu geliyor, oyuncu bedava oynuyor. E, bu ahlaksız bir durum değil yani bir oyuncunun para istemesi veya o ahlaksızlık e, değil gayet tabii hani ki. para ilişkisi üzerinden e, bir şey denildi ya. Hayır oyuncu yani arkadaşımızın e, söylediği şey şu her şeyi e, ee, elimde çok kısıtlı bir bütçe var ve bu bütçenin içerisinde şu, şu söylediğinizde haklısınız. Yani kamera bulabiliyorsanız bedava kamera, bedava kamera olacaksınız. Tabii arkadaşınızın kamerası varsa isteyeceksiniz ki burada benim de bildiğim arkadaşlarım var. Mesela bedava kamera bu, bulabiliyorlar. Yani bu işi bedavaya ne kadar getirecek o unsur varsa hepsini bunu olabildiğince para vermeden yapmak. Oyunculuk da bunlardan bir tanesi. Lakin e, işin bu e, aşırı profesyonel hani sinema endüstrisi falan gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar ya bu endüstrinin içerisinde burunlarından kıl aldırmayanlar evet bu işte teknik alet edevat yani oraya nazınız geçiyorsa onu da alabilirsiniz tabii. Yoksa oyuncunun bir ıı, ışıkçıdan ya da işin teknik kısmını ıı, halleden insanlardan bu anlamda bir farkı yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. E, merhaba. merhaba. E, yönetmen olmak için e, bavulunu toplamış e, bir genç e, yolcunun bavulunda acil olması gereken ne veya neler olabilir? Bunu çok merak ediyorum. Hemen pencereden atlayıp kaçmak. <laughs> <laughs> Bavulu bırakıp kaçın. E, bu bir hazırlık anlıyorum. Yani bir, bir film çekmek için bir hazırlık içerisine giriyorsunuz. Ve buradaki en önemli şey belki o sizin bavul diye tabir ettiğiniz şeyin içerisinde çok iyi bir hikayenizin olması. Yani anlatıcı bir bu hikayeyi anlatmak, anlatmak istediğiniz çok önem verdiğiniz bir hikaye var ve bu hikayede sahiden kıymetli bir hikaye. Yalnız sizin için değil, seyirci için de kıymetli olabilecek bir hikaye. Teşekkür ederim. Ee, onun dışındaki şeyler daha sonra arkadan. Bir de daha bundan da daha önemlisi çok istemelisiniz. Evet, bu belki daha da önemli. Yani bunu yapacağım ve ne olursa olsun yapacağıma dair çok büyük bir istek sahibi olmanız gerekir. Çünkü buna engelleyecek çok şey var ve bu e, insani e, motivasyonunu bozan birçok şeyle karşılaşıyorsunuz. Buna rağmen ben bunu yapacağım, ne olursa olsun yapacağıma dair kuvvetli bir inanç. Oh. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba hoş geldiniz öncelikle tekrar. Ee, ben de sektörde çalışıyorum dizi film reklam kamera arkasında. Ee, ancak şöyle şeyler var. Yani çalışıyorum evet. Bir maddi kaygı güttüğümüz ve geçim derdimiz olduğu için aynı zamanda tiyatroya da ilgileniyorum ve e, kamera arkasında çalıştığım işlerden tiyatroyla ilgili işleri finanse etmeye çalışıyorum. Ve gerçekten kamera arkasında çalışırken e, Çalışma şansı bulduğum işlerde henüz tatmin olabileceğim bir iş olmadı. Maalesef sadece maddi kaygı. Size eminim ki bu işleri yaparken e, maddi kaygı içerisinde olduğunuzu düşünüyorum sizin de. Yani şöyle, şöyle yeni projeler üretebilmek için bir finans gerekiyor ve bu yüzden de gişe yapacak işler gerekli. O finansı sağlayabilmek için. Size böyle projeler geliyor mu? Ya da geldiğinde e, bu projeleri kabul edip etmemeyle ilgili o ikilem durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, derdi olan işler yapıyorsunuz. Takdir ediyorum. Ben de derdi olan işlerde yer almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama derdi olmayan işleri nasıl değerlendirdiğinizi ve nasıl baktığınızı merak ettim. Bana dert olmayan iş hiç gelmiyor. Ee, Haklılar da ben yani e, şunu söyleyeyim. Türkiye'de çok film çekiliyor. Yani 160'a yakın film çekiliyor. Sizce bunlardan kaç tanesi vizyona çıkıyor ve kaç tanesi gişede bunun karşılığını alıyor? Çok az. Yok gibi. Dolayısıyla Türkiye'de böyle herkesin görmezlikten geldiği bir şey, bir e, <laughs> illüzyon var. E, Türkiye'de sinema, e, yani bugünkü günümüze ait e, gişe için yapılmış olan e, filmler çok büyük ağırlıkta. Ve aslında bunların gişede karşılıkları da yok. Tuhaf bir şekilde var, fakat gene çok film yapılıyor. Evet. Demek ki bir şekilde bu çark dönüyor. Nasıl dönüyor? Bunu bunu bilen birisi de bana anlatsa çok mutlu olacağım. Benim yaptığım sinemada ben benim gişeden bir beklentim yok. Yani benim filmlerimin seyirci şeyde son derece sınırlı. Bu fakat bir şekilde kendini çevirecek başka bir mekanizma var. O da e, filmlerin uluslararası ortaklıklarla yapılıyor olması ve bir takım fonlardan gelen paralarla çekiliyor olması. Dolayısıyla bu kendini çevirecek bir döndürebilecek bir mekanizma halinde dönüyor. Fakat bu yani açıkçası ekonomik olarak baktığınızda tercih edilecek yani para kazanmak için yapılacak bir iş değil. Evet. O yüzden e, muhtemelen e, benim böyle işler yaptığımı bilenler de haklı olarak bana e, böyle bir teklifte bulunmuyorlar. Zaten bulunsalar da böyle bir şey. Şunu yaptım. E, bu işe ilk başladığım zamanlarda televizyon için bir takım hikayeler yazdım. Çekmedim de yazdım. E, televizyon çok başka bir dünya. Yani Sinemayla pek alakası olduğuna inanmıyorum. Başka bir ruh. O, o ruhu tanımıyorum. Ee, yapabilirim, yapamam muhtemelen de. Ee, benim bildiğim sinemanın e, bu, bu, böyle bir zeminde takdir göreceğini zaten düşünmüyorum. Onlar da biliyorlar. Dolayısıyla karşılıklı bir anlaşma içindeyiz. Yani böyle bir proje gelse kabul etme Yok. taraftarı olmazsınız. Bu şu şu, şu şöyle. Benim kendi e, yapmak istediğim işin sınırlarını kabul ediyorlarsa bir, bir beis yok bunda. Yani benim yapacağım film şu ve şöyle bir film, şöyle bir hikaye. Bu, bu karşı tarafında kabul edeceği bir şeyse bunu yapmakta bir, bir sakınca yok. Lakin bu ve o standartlarına, onların standartlarına uymak çok zor açıkçası. Teşekkürler. Rica ederim. Son bir soru soracağım. Az önce dediniz ya aynı elemanlarla çalışıyorum dediniz filmlerimde. Hani dayımdaki elemanı aynısı. Ya, ee, bir Tabii ki değişiyor fakat hala birlikte çalıştım. Kemik, burada da kemik var, bir kadro var o zaman. Çünkü şunun için soruyorum bunu. Hani dört yıl önce ben de bir kısa film çektim arkadaşlarımla. Ee, ama herkes papaz oldu sonradan çünkü çok ağır bir şey set bir aile gibi yani o birbirini tanımayan bir sürü karakter orada bir odanın içinde resmen hani büyük bir hiyerarşi var içeride hani bir tık kritikliği bir şey öğrenmişim ben mesela herkes çalışıyor havasında işte sesçi ayrı bir e, olay durun diyor uçak geçiyor diyor tekrar baştan alıyorsun o kadar zor stresli bir şeydi ki bir ay boyunca herkes birbirini yedi sette onu biliyorum ben topu topu 15 dakikalık bir filmdi yani hmm. Ama şey doğru dediğiniz O önemli oyuncular yani sinema oyuncuları mesela Ahmet Rafat Şungar oynamıştı bizim filmde ve hiç para almamıştı. Hmm. Ve çok ahlaklı bir oyuncu gidip geliyordu ama setteki o hiyerarşi çok zor bir hiyerarşi. Yani e, bir ülke yönetmek gibi bir şey yönetmen için bence. <laughs> Nereden bakarsın? Siz o e, kemik kadroyu seçme nedeniniz bu mu? Yani bağlılık gibi bir şey mi? Şöyle ee... Evet ilk kısa filmi çektiğim e, ekipten hala arkadaşlarıma çalışıyorum mesela Natalie burada Nat Natalie'yle daha o daha onun öncesinden de yani sanat yönetmeni olan arkadaşım onun öncesinden de başlayan dostluğumuz var ve hala devam ediyor. Bu ekip e, içerisinde girenler oluyor çıkanlar oluyor ama genellikle bir, e, bir devamlılık söz konusu. Bu Demin dediğiniz şeyle alakalı yani insanlarla kurduğunuz ilişki evet o set denen ortam böyle çok hektik bir yer. Oradaki ve belli bir süre içerisinde süre uzadıkça stresin de arttığı ve herkesin bir şekilde giderek daha sinirli hale geldiği bir ortam. Dolayısıyla buradaki insani ilişkiler yani kameranın arkasındaki ilişkiler de çok önemli. Yönetmenlik biraz da burayı da kontrol etmekle ilgili. Genellikle yönetmenlerin biraz ceberrut olmaları beklenir. Bu belki bu iktidarı bu şekilde kur, kurmanın daha kolay olduğunu düşündükleri için bizim setlerde çok öyle olmaz. Yani bu benim setlerim Natalie söyler nasıl <gülüyor> 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 daha çok bu insan ilişkinin bozulmadığı ve belli bir seviyenin hiç düşmediği bir, bir şekilde akıyor. Biraz işte yönetmenliğin bu tarafı da var diyebilirim. Yani. Ses. Heh. Ben 11. sınıf öğrencisiyim iletişim lisesinde. İmkanlarım siz de tahmin edersiniz ki çok az. Yani ses, ışık, işte oyunculuk yönetimi, senaryo hepsiyle uğraşmaya çalışıyorum. Ve e, kafamda yarattığım o dünyayı, insanı, karakteri ya da işte çevreyi kadrajın içine yerleştirmek, yani filme, filmde yaratmak çok zor oluyor bu yüzden. Ve e, bu hani başlamadan bitmiş filmlerim var bu yüzden. Sırf onu yaratamadığım için geriliyorum. Yani izleyicilere aktaramayacağımı düşünüyorum. Sizin de hani böyle düşündüğünüz projeleriniz oldu mu? Yıldığınız, vazgeçtiğiniz. Olduysa e, motivasyonunuzu nasıl topladınız? Teşekkür ederim. Ee, e, sinema dediğiniz gibi çok e, meşakkatli bir iş. Yani bu demin anlatmaya çalıştığım da biraz buydu. Yani kısa filmin e, çektiği, kısa film yaparken çekeceğiniz ızdırap da ...bir uzun metrajdan daha az değil. Ee, demin biraz onu anlatmaya çalıştım. İşin en kolay kısmı filmin... ...çekildiği kısım. Onun öncesi ve sonrası... ...saydan çok daha zor. Ee, ve dolayısıyla özellikle... ...filme başlamadan önceki... ...hazırlık kısmı ve... ...bütün bu organizasyonu yapmak... ...saydan çok hırpalayıcı... ...bir süreç... E ee, bu çok hırpalandım evet ama vazgeçmedim. Ee, yani vazgeçtiğim hiçbir e, proje ben yani başlayıp da vazgeçtiğim proje olmadı. Ee, fakat bu biraz da e, hesabımı demin anlatmaya çalıştığım şekilde bir yönetme olarak hesabını da matematiğini de e, kurmak için çok kafa patlatmakla da ilgili. Ee, önünüze bir e, mani çıktığı zaman bunun üstünde mi atlayacaksınız kenarından mı dolaşacaksınız, bunu nasıl çözeceksiniz muhakkak bir çözüm var e, ondan hiçbir kuşkum yok yani şunu söyleyeyim size bu birkaç yerde söyledim hiç doğru bir şey değil fakat yani film çekmek için film çal çalan tan tanıdıklarım oldu Şimdi bir hırsızlık tabii ki kötü. Fakat bir hırsızlık yapacaksınız yani böyle olacaksa da böyle olsun diyeceğiniz bir şey bu. Olmasın. Fakat olacak, oluyorsa mı kaçarınız yoksa bu. Sinema böyle e, bir iş. Yani asla ve kat'a film çalın demiyorum. Ama bu işin bu kadar e, ızdırabı da göze alacak almayı gerektirecek kadar da bu işe inanmanız lazım. Ben bir soru sorabilir miyim? Arkadayım en arkada. Evet. Konuyla pek ilgili mi bilmiyorum ama ben Türk oyunculardaki bu ego'yu sormak istiyorum. Bu nasıl bir ego yani? Haspel kadar ben de birkaç şeyde çalıştım da ondan artık ne? iyice rahatsız edici boyuta ulaştı. Kimsenin söyleyemediği şeyler oluyor setlerde mesela. Ee, yani ben hayatımda gerçi çok az yurt dışındaki şeyler imkanı oldu da yani ben Türk oyuncusundaki ego hiçbir yerde görmedim. Yani hem kötü oyuncular çoğu <gülüyor> hem <gülüyor> genelde inanın istisnasız yani çok affedersin. Benim gözlemim bu. Çok nadir oyuncularımız var iyi olanlar da yani bir yani inanamıyorum yani bazı hareketlerini <laughs> onu anlatmaya çalışıyorum. Bu biraz renkli oldu ama benim anladığınız herhalde. Anladığımı sanıyorum. Ee, açıkçası benim şahsi tecrübem e, ben böyle oyuncuyla hiç çalışmadım. E, vardır, doğrudur. E, fakat benim e, ...demin anlatmaya çalıştığım gibi benim yaptığım sinema... ...biraz... E, e, ...bu standart... E, ...yönetmen-oyuncu... ...yönetmen-görüntü e, yönetmeni... ...çaycı... E, ...setçi... ...ilişkilerinin dışında bir... E, ...set... ...yapıyorum ben. Dolayısıyla bu oyuncularla olan ilişkimde de... E, ben de duyuyorum sizin söylediğiniz şeyleri. Lakin ben gerçekten <laughs> samimi olarak söylüyorum. Ben böyle oyuncuyla hiç çalışmadım. Ee, var mıdır? Vardır. Ama benim kendi tecrübem doğrusu belki fazla şanslıyım bu konuda. Yani Büyük star, starlarla da çalıştım diyebilirim. Öyle bir şeyim olmadı. Ee, sıkıntım olmadı. Muhtemelen ama söylediğiniz şey biraz da televizyonla da alakalı olabilir. Yani televizyonlardaki orayı hiç bilmiyorum o dünyayı. Orada oradaki ilişkiler muhtemelen daha farklı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam bu ego sorununu biraz da e, ekonomik ve kültürel yozlaşmaya bağlayabilir miyiz? E, çünkü 40 yıldan beri bencil ve çıkarcı ilişkiler sürekli gündemde. E, insani e, etik değerler ve evrensel değerler itibarsız kılınmış vaziyette. Bunun için bencillik ön planda. Evet, e, tamam. Haliyle e, bu e, genel yani... Ee, evrensel değerlere inanan insanlar biraz daha hümanist duygular besliyorlar. İnsan ilişkileri daha seviyeli ama e, böyle bencilliğe teslim olmuş insanların da böyle otorite e, ve sınıf e, sınıfsal bir e, yapısını sürekli ön planda tutmaları e, biraz da konjektür itibariyle ve e, güncel e, gelişmelerle ve genel kültürle ilgili olduğunu düşünüyorum. Tamamdır. Teşekkürler. Ee, muhtemelen evet genel yaşadığımız zamanın ruhuyla ilişkili olduğu doğru fakat şöyle bir şey var sinema e, ve sinemadaki e, star oyunculuk diyeyim e, egoyu çok keskinleştiren bir, bir yer çünkü e, yani sinemanın bizatihi kendisi buna çok müsait. Dolayısıyla işte sizin sözünü ettiğiniz günümüz dünyasının geldiği noktada bu egoların çok daha büyümüş olması çok anlaşılmaz değil. Öyleyse. Evet. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben şeyi soracaktım. Sizin edebiyatçı tarafınızla sinemacı tarafınız sürekli olarak birbirini besliyor mu? Yoksa zaman zaman da olsa bazı çatışmalar var mı? Ee, zannediyorum besliyor. Şöyle demin anlattığım şekilde ee, yazarken, mesela bir, bir roman yazarken tasavvurunuzun e, sonu yok. Yani bir bir dünya yaratıyorsunuz ve bu dünyanın içerisinde anlattığınız bir zaman bir aralığı var. O zaman aralığın içerisinde anlar var ve bunun bunun içerisinde e, sizin yeteneğinizin ölçüsünde e, ...okuyucuda... okuyucu e, da okuyucunuzun tahayyülünde e, bir dünya sunuyorsunuz. Eee ben dolayısıyla e, senaryo yazarken bu, bundan çok faydalanıyorum zannediyorum. Çünkü kendi bu sefer kendi tahayyülümün yani okuyucunun e, her okuyucu benim yazdığım bir hikayeyi kendi kafasında kendi meşrebince kendi tasavvuru içerisinde e, yaratıyor. Burada ise iş bir de bana düşüyor. Yani benim bir e, roman içerisinde e, yarattığım dünyayı görsel hale getirmekle de yükümlülüğüm var ve edebiyatçı olarak bunu yazarken bilemiş olduğum bir yeteneğim varsa o bu, bu tarafta çok faydalı oluyordur muhtemelen e, çünkü sonuçta yazma e, yazdığınız şeyi e, o kurduğunuz ...bir çerçeve var... ...o çerçevenin içerisini... içerisini ...o e, sinemada onu dolduruyorsunuz... E, ...bu... ...karşılıklı olarak... E, ...birbirini besliyor muhtemelen... ...yani yazarken de tahayyül... ...sinemacı olarak tahayyül ettiğiniz şeyi daha kolay... E, ...oluşturabiliyorsunuz... ...yani karşılıklı bir interaktif bir ilişki... ...muhtemelen var... ...fakat e, şeyde... E, ...bir sıkıntı oluyor... E, Yazar ve yönetmen olarak e, tanınma konusunda birbirlerini etkiliyorlar. Beni yazar olarak bilenler yönetmenliğimden haberdar olmuyorlar. E, yönetmen olarak bilenler de kitap da mı yazmış diyorlar. E, yani Bu, bu, bu da keyfek eder bir şey ama bu, e, bunun dışında bir zararını görmedim. Hocam merhabalar. Merhaba. Çok sağ olun öncelikle ee, zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Ee, Tabi değerlendirmeye gattim değil ama düşünce tarzınız çok hoşuma gitti. Ee, ufuk açıcı bir konuşma oldu bence. Ya, mikrofonu ol. teşekkür etmek için aldım ama. Ya almışken bir de soru sormak isterim. Ee, şu an beğendiğiniz Türk yönetmenlerden kim var hocam? Cevap verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Tabii çok sevdiğim, beğendiğim... ...arkadaşlarım var diyeyim yönetmenlikleriyle. Reha'yı çok beğeniyorum, seviyorum. Reha gerçekten çok önemli bir yönetmen. Ve yaptığı işler... ...çok... ...ve şöyle de bir önemi var. Anlattığı... Her e, hikayenin farklı zaviyelerin, farklı açılardan e, izleyiciyi iyi ulaştırmasını becerebilen bir yönetmen bu çok e, takdire şayan. E, tabii çok sayabileceğim başkaları da var. Yani siz de onları biliyorsunuz zaten. Nuri Bilge var, Zeki var, bir sürü bir sürü var. E, fakat rehayı çok önemsiyorum. İyi akşamlar. Ben bir soru sormak istiyorum. Evet. Ee, 16 yaşındayım ve 21. yüzyılda insanların güzellik anlayışının değiştiğini düşünüyorum. Ee, bu konuda bir sanatçının yaratmak için ve topluma bir şey sunmak için en büyük teşvik sizce ne olmalıdır? Bir kere şanssız bir zamanda <laughs> dünyaya gelmişsiniz. Ee, yani 20. Ben e, muhtemelen her insan doğduğu çağın en beter zaman olduğunu düşünür. Ee, ...ve kendisinden önceki zamanların daha mutlu, geleceğinde daha huzurlu olacağına dair e, bir fikri vardır. Fakat şu an sizin yaşınızdan dolayı bunu söylüyorum. Sayın içine doğduğunuz bu dünya öylesine e, kaotik ki... E, ...burada debelenip durduğumuz bir zaman... ...fakat şuna da inanıyorum benim filmlerimde de anlatmaya çalıştığım böyle bir şey. Bir döngü var bu dünyanın bir döngüsü var. Bir şekilde bir çemberin üzerinde böyle dönüp dönüp aynı yere varıyoruz. Şimdi şu anda bulunduğumuz noktanın yani tabii benim tahayyül gücümü de aşacak kadar huzursuz edici bir zaman olduğunu düşünüyorum. Buradaki tek şey şansımız bu kadar kötüyse, bundan daha kötüsü olmaz herhalde ileride iyi bir şey olacak diye bir umut beslemek. Ee, tabii ki var. Ee, belki bu kadar e, üzerimize bu kadar çullanmış olan hayatın e, bizi götüreceği yerin artık bundan daha kötüsü olmayacağını düşünerek daha umutlu olacağımızı düşün vesvesem var. ...bu muhakkak bitecek bu muhakkak bitecek ve daha iyisi olacak duygusunu şey yapmak bırakmamak lazım Ben bana diyorlar sen kötümser misin Evet kötümserim Fakat bu kötümserliğin de ancak durumu açıklamak için yeter gerek gerekli olduğunu düşünüyorum böyle Böylece daha iyiye ulaşmaya dair bir zemin ...oluşacağını... düşünüyorum ve daha bununla... buna bağlantılı olarak şunu söyleyeyim. Üretmek. Yani bizi e, hayatta tutacak ya, yani şey herkesin bir şey üretmesi. Herkes kendi e, yetenekleri ölçüsünde bir şey bir şey yaratmalı. Çünkü insanın bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum her her insanın. İyi, kötü, küçük, büyük ama bir şey yaratmak için o motivasyonunu... hiç bırakmamak lazım. Yani Film çekeceksiniz, çok zorsa çekeceksiniz. Bir şey yazacaksınız, bastıramıyorsunuz, bir sürü sıkıntı var, yazacaksınız, yolunu bulacaksınız. Artık bu, bu çağ her şeyin daha zor olduğu bir çağ. Ama her şeyin üstesinden gelmek için daha çok yüklenmemizin gerektiği bir zaman olduğunu da düşünüyorum. Bu kadar kötümserlikten sonra kimse soru sormayacak herhalde. Merhaba öncelikle Merhaba. E, şimdi yaratmak dediniz, üretmek dediniz. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz koşulları düşündüğümüz zaman hani Türk sinemasının geldiği noktada özellikle en önemli problemlerimizden biri de sansür. Filmlerin, belgesellerin e, uğradığı sansür veya sadece sinema değil aslında. hani e, Bugün hani sinemadan e, işte roman veya herhangi bir köşe yazısından dolayı bile hani gelinen nokta ortada ama sizin açınızdan baktığımda hani üretirken, yazarken veya işte artık e, çekerken ya da e, böyle bir kaygı taşıyor musunuz hani o sansür kaygısını e, yaşıyor musunuz o kaygı üretkenliğinizi etkileyen bir yere gidiyor mu? Bu kaygı e, sokakta var dolayısıyla. E, Buradaki herkes de... de olduğunu düşünüyorum. E, ya, i̇şimi yaparken böyle bir e, ...huzursuzluğum var mı? Var. E, bu <laughs> ama genel e, yalnız bu Türkiye'ye de ait, bütün dünyaya ait bir huzursuzluk dönemi olduğunu ve e, bu ama burada iyice bunu iliklerimizde hissettiğimiz ve daha da çok hissedeceğimizi düşündüğüm bir zaman. Bu benim aklıma hep şey getiriyor. Bir gün şeyde Budapest'te de dedim bir işte tramvaya bindim gidiyorum fakat böyle her tarafta siyah bayraklar var görüyorum An, bir anlam veremedim şöyle oradaki bir yanındaki böyle yaşlıca bir adama dedim ki ne bu nedir bu siyah bayraklar? Adam şöyle yaptı, sağına soluna baktı. Sonra kulağıma el dedi ki, kadar öldü kadar e, <laughs> e, Macaristan'ın e, e, işte iktidardaki lideriydi üstelik son derece o günün şartlarına göre liberal birisiydi. Bunun onun öldüğünü ben benim ancak kulağıma fısıldayacak fısıldayarak söyleyebileceği bir şeydi bu. Macar o günkü Macaristan. E, biraz bugün biz fısıltıyla konuştuğumuz bir zaman e, bunun da aşikar nedenleri var tabi. Ama benim günlük hayata dair kaygılarım benim yaptığım işten daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Hocam siz resim de yapan biri olarak size bir soru sormak istiyorum. Felluce ve e, tekerrür sergileri ki ben tekerrürü de görmüştüm sergiyi bu sergilerinizde e, karanlık güçlerden istiladan e, işte bir bir mücadeleden bir savaştan söz ettiğinizi oradaki yazılardan hatırladığım buydu resimlerde de böyle bir intibam vardı ve e, günümüzde de e, Hatta bir festivaldeki ödül töreninde e, içine çekildiğimiz bir heyuladan söz etmiştiniz böyle tabir ettiğinizi hatırlıyorum. Ee, buna karşı az evvel verdiğiniz bir cevapta üretimin bir cevap olabileceğine dair bir atıfta bulundunuz. Bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Bir de bir ek soru buna belki de e, filmlerinizde zorluklara dair e, yani yaşamış olduğunuz en önemli zorluk ve bu zorluğu aşma yönünde geliştirdiğiniz bir bir taktik oldu mu? Yani Karşılaştığınız çekim esnasında karşılaştığınız bir zorlukla nasıl baş ediyorsunuz? Bunları belki bir arada bir şekilde yapmamızı rica edeceğim. Bu e, sözünü ettiğiniz e, sergiler, ben e, tematik sergiler yapıyorum. Tematikten kastım bir hikaye yazıyorum ve o hikayenin resimlerini yapıyorum. E, bu e, iki sergide gene ee, fantastik biraz hikayelerin e, e, resimleriydi. E, yani o zaman da bu, bu, bugün söylediğim şeyleri söylüyordum. <laughs> Ve nitekim bugün söylediğim şeylerin daha fenası, daha kötüsü. yani O heyilla neyse onun <laughs> çok daha büyüğüne kapılmış gidiyoruz. Ee, fakat din, din, söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Bu Bunlar nasıl mücadele edilebilirin? Benim bilebildiğim tek cevabı e, üretmek. Yani ürettiğiniz şeyin bu bizim ızdırabımızı giderme yönünde hiçbir ilişkisi olmayabilir. Fakat bu bizi tedavi eder, artı bizi hayatta tutar. Artı belki de sizin farkında olmadığınız şekilde bu üretimimizin bir karşılığı vardır. Yani sinema tabii çok aşikar bir şekilde insanlara ilişki kurabildiği için böyle çok göz önünde bir iş. Fakat onun dışında da olabilecek bir birçok şey var. Bir de bugün yani belki de iletişimin bu kadar hızlı bir şekilde yapılabilmiş yapılıyor olmasının da bir kullanılabilecek bir tarafı vardır. bu yani üretiminiz neyse bu bu da insanlara bir şekilde ...eskiden olmadığı kadar hızlı bir şekilde ulaşabilir. Bunu bir şey bilerek söylemiyorum. Sadece hissettirerek... ...sezgilerimle söylüyorum. Ve, e, fakat... ...işte diğer... E, ...sezgilerimin karşılığını görmüş olduğum gibi... ...bunun da bir karşılığı olabileceğine dair... ...bir resvesem var. E, i̇kinci şey neydi? Karşılaştığınız... Zor, evet. Giderek güçleşiyor... Yaptığınız her iş. Ee, bu, ben şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani yazarken e, başı sıkıntı olabilecek bir şeylerin üzerinden atlamak konusunda bir şeyim yok. Ee, zor olan şey, neyle karşılaşacağınızın e, tam olarak bilememek yani yaptığınız şeyin karşılığında karşınıza neyi çıkaracağınızı bilememek en büyük tedirginlik. Bu 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 başlı başına bir sansür. Yani bunun sahiden hiçbir şey olmayabilir. Yani kimsenin umurunda olmayabilir ama acaba birinin umurunda olur mu diye bir kaygı duymak bu tedirgin edici bir şey. Ben bundan olabildiğince kendimi uzak tutmaya çalışıyorum. Son soruyu alabilir miyiz? İlk soru gibi son soruda zor değil mi? sormak istiyorum. Ben de güzel sanatlar eğitiminden gelen biri olarak. E, resimle e, sanatla resimle ilgilenmeye başlayarak mı başladınız ya da resim eğitimi aldınız galiba değil mi? Ilk? Evet. E, resimle kurduğunuz ilişki size sinemaya e, bakmak ya da bakma biçimleri açısından sizi nasıl eğitti? Bu merak ettim. Şöyle ben e, e, bu ülkenin <laughs> eğitim ...standartları... ...dolayısıyla... ...önce metaloji mühendisliği okudum. Metaloji mühendisiyim. Bir iki senede çalıştım. Mühendislik yaptım. Sonra... ...Viyana'ya gittim ve... ...resim okudum. Şunu... ...resimle olan ilişki... ...bana sinemada şöyle... ...yardımcı oluyor zannediyorum sonuçta bir resmin bir resmi yaparken ki kurduğunuz dünya işte o çektiğiniz o planın çerçevesi içerisinde oluşuyor. Dolayısıyla resimdeki kaygılarınız renk, denge, espas, her şey, resimle alakalı e, kafanızdaki her şeyin sinemada bir karşılığı var. E, ve bunu o çerçevenin içerisinde bu, bu bir resim yaparken ki duyduğunuz kaygı neyse o benzerini e, ben bir, bir, bir plan çekerken aynen kendi kafamda hesaplarını yapıyorum. Bu anlamda böyle bir ilişki e, olduğunu söyleyebilirim doğrusu. Bilmem sorunuzun cevabı oldu mu? Cevap olmuş oldum, şimdi Hı, sağ olun. <laughs> tamam mı herhalde? Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.